Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AirPod açılışı yapacağız. Çok mutluyum, çok mutluyum arkadaşlar. Ben online dersteyken geldi, ben hemen böyle o AirPod'um geldi diye çok mutluyum. Dilara hemen camdan gördü arkadaşlar, UPS kargoyu koştu. Şimdi biz bunu Apple'ın sitesinden aldık, evet. Onu da belirtelim. Galiba 1100 lira gibi bir fiyatı var, evet. Etiket fiyatı. Ama Pro değil yani, normal. Evet, lazım. Pro değil. AirPod'un normal klasik versiyonu arkadaşlar. Buna ben kılıf da alacağım. Allah korusun bir şey olur falan. Bir de kılıflar çok tatlış. Alacağım, kılıfı şöyle editleyerek koyarım. Evet, tamam. Evet, hadi açalım o zaman. Durun, makas getireyim bana. Hemen. Evet, makasımızı da aldık. Şuradan hemen keseceğim. Şöyle abla. Bakalım arkadaşlar, güvenli bir şekilde kutulamışlar mı? Bildiğiniz Apple gönderdi. Kargo ücretsiz de UPS kargoyla 2 gün içerisinde geldi. Bunun başka nereden açacağım? Bakalım Dilara. Evet. Kargolamasına bakalım. Herhangi bir sünger koymamışlar. Bantlamışlar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Dilara daha fazla açmaya çalışıyor ve açtı. Evet. Şu an AirPods'la Dilara'nın ilk bakışması. Evet, ilk defa AirPods açamıyorum. Ve Dilara ilk defa AirPods'unu çok aldı. Güzel. Öncelikle kutusunu inceleyelim, hemen evet. Açmayalım. Çünkü ilk defa arkadaşlar aldık bildiğiniz üzere. Neden oraya koydun? Bir tane dönüyor. Daha fotoğraf alalım Dilara'cığım. Gördüğünüz üzere AirPods ilk versiyonu. Evet. Şimdi kutusunu inceleyelim. Evet, şöyle normal AirPods fotoğrafı koymuşlar. Şurada şeyler. Burada Apple'ın logosu. Normal, klasik bir kutulama. Burada da nasıl şey olacak falan gösteriyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bizimkisi kablolu şarjı olanlardan. Klasik AirPod, beyaz renkte. Başka renk yok atma. Galiba. Dilara biraz yavaş davranmam konusunda uyardı. O zaman jelatinli. Aç bakalım. Makasla istersen. Hayır, makasla şey olmasın. Nasıl açacağız? Hiçbir fikrim. Telefon açılım falan daha kolaydı. En zor açılım galiba arkadaşlar AirPods'a ait. MacBook da aldık. O da gelince onun açılımını yapacağız. Ay, açamadım ya. Dilara açamadı ve babam desteğe geldi. Vay, dikkat et. Şey, kutusuna bir şey olmaz. Dilara için kutu önemliymiş şu an. Anahtarla birazcık jelatinli yüzdürüyoruz arkadaşlar. Tırnağımız girecek kadar. iPhone açılımında böyle bir kısım oluyordu. Onu çekince hemen açılıyordu. Fakat AirPods küçük olduğu için galiba öyle bir yer yapmamışlar. Biz bunu açalım. Açıldı mı? Hayır. O zaman birazcık jelatinli yolup geliyoruz. Teknik elemanı. Babam rozet iğnesiyle tamam, kesinlikle açılacağını düşünüyor. Ve içeri girdi babam şu an. Girdi mi? Girdi de. Yaptık doktor hanım. iPhone'unun kilidiyle açman gerekiyor. Siri ne alaka? Arkadaşlar babam deyince. Hadi açıyorum arkadaşlar. Yanımızda iPhone'umuz da var arkadaşlar. Birlikte deneyeceğiz. Siri babam deyince hemen babamı aramak istedi. Sesini duyunca şöyle. Sağ olsun Siri, sever beni. Ve ilk defa görüyoruz değil mi? Şöyle. Designed by bizi Apple in. Önce California karşıladı. Evet, evet, orijinal yani. California'ymış. Kılavuzlar içinden ve AirPods'la ilk tanışma. Bakın şimdi şu jelatini yayılıyorum. Güzel bir jelatin yapmışlar sağlı sollu. Ha, şarjı da altından oluyormuş ha. Evet, kablolu şarj bizimkisi. Artık çekeceksin galiba Dilerciğim, normal. Bayağı ve jelatinden kurtulduk. Gibi, bunu atma. Üstünde hatta orijinal ne yazıyor? Apple'ın orijinal ürünüdür diyor. Aa, biz göremiyoruz ama şey gördüm. Çıkacak mı? Ve altından kablosu da çıktı. Açayım. Ama şey yok sanki. Şarj aleti. Operatör yok. Adaptör. Adap- Operatör telefonlarda olur. Tamam, adaptör. Kendi adaptör yok mu? Yok. Buna telefon da şarj olur. Bakayım. Hocam. Aa evet, bu bildiğimiz iPhone 11'inde arkadaşlar aynen böyleydi. Evet. Şu an şarjı var mı acaba? Çekeceğiz. Şu an yok. Benim telefonumla bağlamak ister misin? Beyaz ışık yanıyor. İyi getir bakalım, girecek mi senin şeye? Bir bakalım.
Orijinal yani iPhone'un şeyini geçireyim istersen. Arkasına ben hiçbir şey yazmıyor zaten normal. Evet şu an girdi tamam. Bu orijinale döndü. O da gerçi şey orijinaldi. Ha, şu an arkadaşlar şu gördüğünüz üzere Apple'da AirPods logosu çıktı. Bağlan diyeceğim. Bakalım ne olacak. Evet. Aa şarjı varmış. Mesajları seslendir. Sonra diyorum. Çünkü sonra bunu ben kullanmayacağım. %74 şarjı varmış. Evet. Bitti diyorum. Tamam. Ve şu an Bluetooth açıkmış açık arkadaşlar. Olacak. Böylelikle bağlanmış oldu galiba. Spotify'a girelim bakalım. Dilara duyacak mı? Hala seslendir diyor. Ben sonra diyeceğim. İstiyorum illa bilemedim. Şu an ben sana bir şarkı açtım. Duyuyor musun? Peki takmadım ki daha. Sesini açsana. Duyuyor musun? Ha geldi. Şu an geliyor olması gerek. Daha gördüğünüz üzere AirPods'un kulaklık işareti çıkıyor. Gelmedi şu an. Gelmedi şu an. Bana sal bakalım. Şu an babam da ring ediyor. Ha şimdi oldu. Oldu şu an. Gördüğünüz üzere zaten AirPods geldi. Kulaklık işareti çıktı. Gayet verimli bir şekilde çalışıyor. İlk kutudan çıkarken %74 şarj geldi bize. Zaten şarkı durmuş arkadaşlar. Şu an dışarı verdi. Kapattım. Dilara kapatmış. Valla şuralara dokunca bir şeyler oluyor dokunmatik. Evet. Dokunmatikmiş. Kılavuzunu okumalıyız bence. Gördüğünüz üzere şurada AirPods'un. Evet şu arkada gördüğünüz. Bakın kapattınız. Şu an benim kendi telefon sesime evet. Geldi. Açın. Açıldı mı? Hayır açılmadı. Bağlanmadı çünkü. Neden bağlanmadı? Az önce bağlıydı. Şu an bağlı zaten. Baba bir dakika. Az önce burada AirPods kulaklık işareti vardı. Biz de daha yeni aldığımız için. Kılavuzu okuduktan sonra daha rahat anlayacağız. Evet, şarjı az diye kırmızı çıkıyor. Şu an %72 kutunun şarjı göründü. Bluetooth. Kulaklığı şu an şarj ediyor. Şu arkadaki şey ne oluyor ki? Bilmiyorum. İstersen kılavuzu oku. Gördüğünüz üzere şurada da kapağı açarsanız diyor. Bağlantı için evet. Şu kapağın açık tamam, olması tamam. Gerekiyormuş. Baba tamam. Şöyle yaptığında. Dilerim lan. Gördüğün gibi kapağı açtığında. Şu an bağlandı. Hı hı. Kapağı artık kapatman gerek. İçindekini çıkartayım mı? Çıkart bakalım. Çıkart. Dilara kutuya bile çok hassas bakıyor gerçekten. 2 gün sonra bozuldu diye gelmez umarım. Hassas bakmıyor mu? Hassas bakıyorsun işte. Kılavuzları da tamam, böyle kılavuzlu, bu şekilde okumuş olduk. Şey gördüğünüz üzere bakın şu an bağlandı. Trinity'ye ses geldi. Evet ve AirPods'un mesela şarkıyı başlattığım zaman Dilara geldi. Şu an dinliyor. Buradan AirPods'un sesiyle kısımda. Ben evet oynayabiliyorum. Çok açarsam dışarı bana bayağı bayağı kaliteli yalnız. Dur bakalım arayalım nasıl oluyor. Seni bir ara. Şu an şarkıyı kapattım. Şarkı açıkken de oluyor. Şarkı açıkken de mi oluyor peki? Şarkı devam etsin Dilara keyifle dinlerken. Dur bakalım. Biz de şu an kulaklıktan cevap verebilecek misin Dilara bir ona bakalım. Şu an babam beni arıyor. Açsana. Ben buradan kabul ettim. Evet gördüğün üzere AirPods işaretinde ses AirPods'ta. Evet. Bunu kapatırsam hoparlörü iPhone'a alabiliyorum. Evet. Bir şey diyeceğim ya. Veriyor, verdik. Dedi de, hayır onda sen da arama. Da. Şeyden hani dokunduğunda kulaklıktan şey, dokunucu oluyor mu acaba? Onu ayarlayacakmışız. Zeynep dedi de böyle atıyorum istediğin gibi ayarlayabilir misin? Sağ tıklayınca atıyorum iki kez geçsin falan gibisine ayarlıyormuşsun. Onu sen kendi telefonunda ayarlarını yap. Biz şu an iPhone 11 ile denedik bunu arkadaşlar. Dilara'nın da 6S Plus'ı var. Şurada yazılar yazıyor. Evet. Apple yazıyor. Kılavuzunu okuduktan sonra daha rahat anlayacağız diye düşünüyorum. Bence AirPods açılımımız bu şekildeydi. Evet. Vedamıza değil mi arkadaşlarımıza? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda AirPods açılımı yaptık. Bir sonraki videomuz zannedersem MacBook açılımı. MacBook Pro olacak. MacBook Pro 10 için çaldı. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bay bay. Bilmediğimiz kullanma özellikleri varsa da yorumlarda yazın. Biz daha çünkü yeni aldık. Daha ilk defa zaten. Abone olmayı unutmayın. Ablamın da kanalı var. Onu da abone olmayı unutmayın. Sadece kalın. Bay bay.